Bülent Arınç. Bülent Arınç aslen Manisalıdır. 25 Mayıs 1948 tarihinde Jandarma Astsubayı İbrahim Arınç'la Sevdiye Arınç'ın 4. çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. Yıldıray, Kutlay, Ümit Doğan ve Tülay adında kardeşleri var. Çocukluğu jandarma astsubayı olan babasının peşinde özellikle Doğu Anadolu'nun ücra kasabalarını dolaşarak geçti. Ve en sonunda Manisa'ya yerleştiler. Manisa Lisesi'nden mezun olan Arınç, 1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken Milliyetçi Güç Birliği'ni kurdu ve başkanlığını yaptı. Bir sonraki başkanlığını Beşir Atalay'a devretti. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Manisa'da avukatlık yaparken 1971 muhtırasının ardından yargılanan sağcı ve solcu öğrencilerin davalarını ücretsiz üstlendi. Üniversite yıllarından itibaren siyasetle uğraşan Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Arınç, il başkanlığı görevinde de bulundu. 1969 yılında Necmettin Erbakan'ın Milli Nizam Partisi için bir Skoda ile Manisa'yı köy köy dolaştı. İlk lakabı Küçük Erbakan. Hitabet gücü yüksek olduğundan 1970'lerde ona bu lakap takıldı. 1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden belediye başkanı adayı olsa da yine başarısız oldu. ...24 Aralık 1995 Türkiye genel seçimlerinde tekrar Refah Partisi Manisa milletvekili adayı oldu ve ilk defa milletvekili olarak meclise girdi. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. İlk milletvekilliği döneminde TBMM Adalet Komisyonu ile Türkiye AB Karma Komisyonu'nda çalıştı. Yurt içi ve yurt dışı resmi toplantı ve sempozyumlara katıldı. Arınç, Refah Partisi'nin 15 Şubat 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması ve kapatma kararının 22 Şubat 1998 tarihli resmi gazetede yayınlanmasından sonra 27 Şubat 1988'de bir grup arkadaşıyla beraber 17 Aralık 1997'de kurulan Fazilet Partisi'ne geçti. Arınç, 19 Nisan 1999 milletvekili genel seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Manisa milletvekili seçildi. İki yasama döneminde Fazilet Partisi Grup Başkanı Vekili görevinde bulunan Arınç, ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Fazilet Partisi'nin yenilikçi kanat milletvekilleri arasında öne çıkan Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'le hareket ederek 14 Mayıs 2000'de toplanan Fazilet Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa adaylığını koyan Abdullah Gül'ü destekledi. Fazilet Partisi'nin 22.06.2001'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından bu partideki yenilikçi kanata mensup milletvekilleri grubunun 14.08.2001 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurduğu AKP'nin kurucuları arasında yer aldı ve TBMM AK Parti Grup Başkanlığı görevine girdi. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan milletvekili erken seçimlerinde 3. kez Manisa milletvekili olarak parlamentoya girdi. 8 Ekim 2004 tarihinde 3 yıl süreyle yeniden bu göreve seçildi. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı için adı geçen Arınç, Abdullah Gül rehine feragat ederek 24 Nisan 2007 günü aday olmayacağını açıkladı. 22 Temmuz genel seçimlerinin ardından yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde aday olmadı. 1 Mayıs 2009 günü yapılan kabine revizyonunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak kabineye giren Arınç, 2011 genel seçimlerinden sonra kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevini üstlendi. 2
7 Ocak 2014 tarihinde Kır Siyadisi'nin derneğin açılış töreninde 2015 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan genel seçimleri işaret ederek Refah'tan bu yana da 5 dönemdir parlamentoda milletvekili. Kaldı şurada 6 ayımız. Allah hayırlı, uzun ömür verirse 6 ay sonra gençlere yerimizi terk edeceğiz. Bize bu kadar yeter kardeşim. Biraz da kendimize gelelim. İşimize bakalım. Biraz dinlenelim. Siyasete dışarıdan katkı sağlayabilirsek sağlayalım diyeceğiz diyerek siyasete devam etmeyeceğini açıklamış. Bülent Arınç, 7 Haziran 2015 seçimlerinde ve sonrasında partisinin 3 dönem kuralı gereği aday olmadı. Ancak siyasi kariyeri devam etti. Emekli Kor General Erdoğan Karakuş, 3 Mayıs 2020'de Halk TV'ye yaptığı açıklamada, kozmik odaların açılıp aranması sonrası, devletin yabancı istihbarat servislerine ve terör örgütlerine yerleştirdiği görevlilerin ifşa edildiğini ifade etti. İfşa olmaları sonucu 848 Türk devlet görevlisinin şehit edildiğini belirtti. Ayrıca bu aramaların Gülen hareketine mensup kişiler tezgahlandığı belirtildi. Bu durumların ortaya çıkması sonucu o dönem Arınç'a sosyal medyadan önemli tepkiler geldi. Arınç'ın Gülen destekçileriyle hareket edip onların devlet sırlarını ifşasına ön ayak olduğu öne sürüldü. Sosyal medya üzerinden FETÖ'cü olarak suçlandı. (23 Mart 2015'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bülent Arınç'ın FETÖ'nün talimatlarıyla Erdoğan'a karşı çıkışlar yaptığını iddia etti ve artık AK Parti'ye yakışmadığını söyleyerek Arınç'ı istifaya çağırdı. Hatta istifa etmeyip direnmesi ihtimaline karşılık Arınç'ın direkt görevden alınması gerektiğini söyledi. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, Münevver Arınç'la evlidir. Bu evlilikten Mehmet Fatih, Ayşenur ve Mücahit adlarında 3 çocuğu oldu. Oğlu Fatih'i 1997'deki bir trafik kazasında yitirmiştir. Oğlunu kaybetmek dünyasını karartmıştır. 2002'de o dönem Hürriyet'in Ankara temsilciliği görevini yürüten Sedat Ergin'e oğlu Fatih'in ardından şunları söylemişti. Onlar bilsin ki ben ölümü kendi eliyle tutmuş bir insanım. Hiç ölümden de korkmam. Başkaları ne kadar dünyayı seviyorsa ben o kadar ölümü bekliyorum. O yüzden birisi şöyle yapmış bana, birisi böyle yapmış hiç umurumda değil. Sinek ısırığı kadar beni ilgilendirmiyor. Ben ölümü görmüş bir insanım. Herkes kendi yolunu bilsin. Sözleriyle o dönem gündem olmuştu. Son olarak 10 Eylül 2020'de COVID-19 pandemisi sırasında koronavirüse yakalanarak gündeme gelmiştir.